almış kızları. Çirkin la ilahe kızları. İllallah Muhammed Resulullah. Güzelleştirelim hocam ya. Yararlı olur çirkin biraz. Çirkin yok. Çirkin yok. Çirkin kadın yok. Tamam bakımlı kadın var da. O ne hocam? Evet. Ama ne o? Bayanları nasıl güzelleştiririz? Başlayalım. Tamam çok güzel. Zayıflamak isteyen insanlar, yani kilolu insanlar ne kullanıyor? Günümüzde kilo büyük bir problem. Özellikle de Türk mutfağı biraz ağır olduğu için hamurlu yiyecekler. Kısır günleri, çay saatleri değil mi? Bayanların altın günleri. Erkekler kahvede iskembil kağıdından kalkamıyor. Hareketsiz bir toplumuk. Maşallah yiyip içip yatıyoruz. Bir pazar günü Almanya'ya gidin, insanlar sokakta. Kimi bisiklet sürüyor, kimi yürüyüş yapıyor. Herkes bir şey yapıyor. Türkiye'ye gelin, pazar günü sokakta kimse yok. Uyuyoruz. Herkes yatıyor. 12'ye 1'e kadar uyuyoruz hocam. Evet, ilk zamanlar geldiğimde şaşırmıştım. Dedim Allah Allah, bu insanlar nereye gitti? Çok tuhafıma gitmişti. Hatta bazılar var, ekmek lazımsa veya herhangi bir yiyecek içecek lazımsa yukarıdan sepeti sallıyor. Bakkala telefon ediyor. İki ekmek, gazete. Aşağı bile ya, inmiyor. Evet. Almanya'da insanlar sepet sallamazlar. Koşarak gider, koşarak gelirler. Spor arabayı, olsun diye. Markete bile arabayla gidiyorlar hocam. Yani Türkiye'de. Spor olsun diye. Ama orada bir araba bile kullanmıyorlar fazla değil mi? Bisikletle falan evet, gidiyorlar. Bisikletle. Değil mi? Yürüyerek gidiyorlar. Şimdi Türkiye'de son yıllarda birçok zayıflatıcı ürünler çıktı piyasaya. Ne dediler? Acı çehre, bir meyve. Oh, Aktikin. Onlardan çok hayat kaybedenler de oldu. Evet. Evet. Acı çehre. Bana dediler ki, aradılar beni. Dediler ki hocam sizde acı çehre var mı? O nedir dedim. Ya bilmiyor musunuz? Uzman değil misiniz? Ya ama ben duymadım, görmedim, bilmiyorum. Araştırdım ki acı çehre dedikleri Aktikin. Aktikin zayıflatmaz, ishal yapar. İshal yaptığı için. Su kaybıyla için, zayıflatıyor evet. Yani. İshal yağlardan zayıflatmıyor. Evet, ishal yaptığı için bazı insanlar 1-2 kilo verince o zayıfladım zannettiler, devam ettiler. Ne oldu? 2-3 ay sonra hiç zayıflamadıkları ortaya çıktı. Sonra tekrar aldılar ama o kiloları. Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA, Gıda ve İlaç Kontrol Merkezi acı çehreyi yasakladı. Yani Aktikin'i zararlı olduğu için, elektrolit kaybına sebep olduğu için. Sonra ne çıktı? Altın çilek. Altın çilek zayıflatır dediler. Yine beni aradılar. Dedim ki altın çilek zayıflatmaz. Neden zayıflatmaz? Çünkü meyvedir. Meyvede şeker içerir. %85, %80, %90. Şeker içeren bir gıda. Ama hocam bir şey soracağım. Asla şimdi, zayıflatmaz. Altın çilek çok lifli olduğundan dolayı şöyle yedikten sonra midede bir böyle şişlik yapıyor. Tokluk hissi yaratıyor. O yalan mı? Yalan. Yalan. Oraya da geleceğiz. Yalan. Aşırı oranda şeker içirdiği için şeker içeren besinler kilo yapar. Sonra çıktı Afrika mangosu. Dediler ki bana Afrika mangosu zayıflatır mı? Zayıflatmaz. Neden? %89 şeker içerir. Şeker, glikoz içeren bir şey de asla zayıflatmaz. Peki bir de acı biber var. Acı biber zayıflatır vesaire dedim. Hmm. Şimdi bütün bu meyveler olsun, acı çehre, altın çilek, Afrika mangosu, acı biber. Bunlar zayıflatmadığı halde neden zayıflatır diye çeşit çeşit damla, draje, kapsül, hap üretip piyasaya sürdüler. Ve bazıları da 1-2 kilo verdi, vermedi değil. Evet. Neden? Çünkü bütün bu ürünlerin içerisine kimyasal bir madde katıyorlar. Sibutramin. Sibutramin. Türkçesi nedir hocam, onu da söyleyelim. Sibutraminin. Zayıflatıcı kimyasal bir madde. Kimyasal yani. Türkçesi, Almancası, Çincesi yok, uluslararası. Domuz jelatini de diyorlar mı? Ben öyle bir hayır, şey duymuştum hayır, hayır. Hocam. Sibutramin bu kimyasal bir madde. Kalp ritmini, atış ritmini biraz hızlandırdığı, nabzı hızlandırdığı için tempoluk, yavaş yavaş tempoyla koşan bir insan gibi sürekli fazla enerji harcadığı için, efor harcadığı için kişi yavaş yavaş zayıflıyor. Fakat kalp ritmini bozduğu için ölümlere sebep oluyor. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nde birleşiminde sibutramin içeren 70 bitkisel veya kimyasal zayıflatıcı ilaçların hepsi yasaklandı. Hı hı. Türkiye'de de birkaç tanesi yeni yasaklandı. Türkiye'de de yasaklandı. Yasaklandı diyorlar ama hocam her yerde görüyor musun? Bazıları internet kanalıyla satıyorlar. Şimdi şöyle, Türkiye'de kanunlarda biraz boşluk var. Önümüzdeki zamanlarda herhalde o boşluğu aşacaklar.
Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yasaklamasına rağmen internetten veya televizyondan satış yapabiliyorlar. Ona da başka bakanlık baktığı için arada bir iletişimde bozukluk olduğundan bazıları bunu kullanıyor. Herhalde bununla ilgili çalışmalar var. Şimdi